Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ve Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak şefkimiz artırsın, bizi bırakmasın inşallah. E i̇şte ziyade eylesin. Şimdi ehli bidadan uzak dur, mescidi dirar diyelim. Zarar vermek, muhalefet etmek sıkıntı vermek anlamına gelen dirai kelimesi mescit kelimesiyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de mescitten diraren şeklinde geçmektedir. Tövbe, tövbe 9. sure 107. 110. ayet arasında ayette münafıkların yaptığı bu mescitten bahsedilmektedir. Mescid-i zirar derler ya. Mescid-i Zirar e, niçin yapılmış? Sahabelerin mescidine rağmen yapılmış. Gaye uymuş, zarar vermek, muhalefet etmek, sıkıntı vermek, saf ve temiz o fazla siyasi, fazla anlamayan var ya böyle bizde mübarek tarzındaki iyi niyetli, yani temiz insandakilere zarar vermek için yanına oturup ihval etmek yani aklını aklına işka aklına zarar vermek. He? Aldatmak da ihval oradan geliyor. Yani devre dışı yapmak. Tövbe suresinde 107, 108, 109, 110 ayetinde söylüyor. Mescidi Nebevi'ye karşı Mescidi Küba'ya mukabil Mescidi Nebevi'ye karşı Mescidi Küba'ya yapılmaya başladılar. Bunlar Ebu'l Amir er Rahip'tir. Mescidin yapılmasındaki gayenin mümin yani Kur'an'da geçti. Bizim buradan alacağımız bana lazım olanları koyacağım. Biraz önceki lugatını söyledim. Mescidi zirar ne demek? Mescidi dirar ne demek? Zarar vermek, aldatmak, ihval etmek, ee, bir de sıkıntı vermek. Kalpleri çiftlik sahabeler iki ayrıldı vermek için yapılmış. Mescidin yapılmasındaki gayenin müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek müminler arasına nifak sokmak. Bak iki tane mescit var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu aslında mescidi zirar meselesi Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğine de delildir. Niye? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine Kur'an'ın tabiriyle sizin gibi bir insandır diyor. Ha? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oranın açılışına davet ettiler. Gel mescidi, mescid yani. Mescid-i Zirar sonra denmiş gel burayı aç bize sohbet et dediler. Allah Resulü bakayım ne yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Asım bin Adi veya Man Mon bin Adi El Aci, Acilani ile Malik bin Düşüm Es Salimi mescidi yıkmalar için emir, emir verdi. Çünkü gidecekti. Peygamberimizin delili ya peygamber Allah vahyetti. Sakın gitme ve yık onu. Hakikaten Allah var yani. Yani böyle aklıma böyle şey belagat olsun diye konuşmuyorum. Hakikaten hissiyatımla Allah var ya. Yani. Peygamber bile gidiyordu. Demek Allah var. Peki o bile gidiyordu. Sonra Allah müdahale etti ve yık dedi. Sonra adamlar yıkılmaya başlayınca hakiki yüzlerini söyledi. Ortaya koydu. Demek Allah olmasa bunları kim ortaya çıkartacaktı? Hakikaten Allah var. Çok acayip yani. Mesela şeytanların bazı insanların üzerinde konuşması benim imanımı yakınlaştırdı meleklere. O kadar yaptı ki inanma artık benim için o dünya sizin gibi kesin. Yani sizin gibi kesin. Yani şurada ruhani e, aliyeler, er habiselerin olması mübalağa etmiyor. Sizin kadar kesin benim dünyamda. Kesin. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eder mevadi şerire. Bozulmuş yemek mevadi şerire. Öyle değil mi? İnsan fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden. Ki yemeyin demiş mesela. Onun için dershanede bir insanın ahlakını, psikolojisini görmek istiyorsan gittiğiniz zaman dershanesine, banyosuna, lavabosuna bakın. Hiç 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 şey yok yani. Bu sima Göz, lisan, elsinetikum ve elvanikum. Simaun fi vücûmine sev sucud. Yani siması da öyle. Nasıl için iç aydınlık olanın yüzü de aydın olur. İçi sipsi olanın suratı da kapı, sipsi olur. Renk değil bu. Meymenetsiz anlamında söylüyor. Şimdi adam oturduğu yerde odası, mutfa, mutfağı, tuvaleti, leş içinde. Bu adamın içi temiz olabilir mi? Temiz olsa rahat edemez ki. Kafası dağınık. Nerede biliyorsun? Yatağı dağınık, masası dağınık. E niye buraya geçiyorsun? İşaret edeceğizden geçiyorum. Zunlar, kalın, kemer bağlamak, şapka. Niye küfür alamet olsun? E, kalpteki sıfatlar gizli olduğundan gizli umura insan varamaz. Ona alametlerle, işaretlerle varır diyor. işaret edeceğiz daha. Değil. Ha, küfrün alameti sayılmıştır. O ki sende küfür yok. Bu alamet sana geldiği halde sen hala nasıl takıyorsun? Nasıl rahatsın? Demek ki rahatsın. Demiş ki bunu takma küfür alametidir. Dendi aldı takıyorsan demek öylesin. Rahatsız olmuyorsun ya. Çünkü şöyle geçiyor 29. söz gene. Duramıyorum ki kaynaksız konuşayım ama diyorum ağzım alışmış. Ee, revayi taybe, mevadi taybeyi, güzel kokular, güzel ruhları çeker. Mevadi aliye, revayi taybeyi, mevadi habise, erva habisede, mevadi habiseye yani kötü kokular kötü ruhları çeker. Kökü maddeler. Yani şimdi gübreye melek mi mükel olacak gübreye? Yok. Ya iyi olmak, kötü olmak tesadüfi değil ya bu dünyada. Mutlu olmak, sıkıntılı olmak, yani dertsiz olmak anlamında değil. Peygamber'de de vardı, şeyde de vardı, sahabede de. Dert başka bir şey ya, sıkıntı başka bir şey. Ya bunlar tesadüfi değil ha. Bunlar tesadüfi değil, rastgele değil. Bu adamlar dert olmaması mümkün değil. Onla okuyacağım. İnsana dert olacak ama sıkıntı başka bir şey ya. Yani içinin nasıl olduğunu dışa vuruşlarıyla ile belli. Öy iş da zunlarla şapkayı söylüyor. Başka sözlerde Mevâdî şerirenin, 246 sözlerde Mevâdî Şirire insanın fıtratını bozar, yanlış olarak Sevk eder. Onun kim var? mümessilleri var. Nedir o? Erva habise. Mümessili de erva habisedir. Me Mevadi şerrin erva habisedir. Ne ile tard edilir diyor? Tılsımatı Kur'an'ı. Tılsımatı Kur'an'ı nedir? Kur'an'ın hakikatlarına sahip olmak. Yani tılsımatı Kur'an'ı diyor. Nerede söylüyor? 258 sözde. tılsımat nedir? Ahlakını düzeltmek, davranışını düzeltmek. Sonra başka huruf-u mukatayı yani Hizbul Kur'an okumak. Nerede söylüyor? 258 sözlerde tılsımatı kuran ile sıkıntı gider. Tılsımatı Kur'an'ı'nın de şeyde latif nüktelerde e, bu hurufu mukatta elif la mim elif la izbul Kur'an izbul Kur'an okuyor. Bir de ahlak. Ahlak diyor. Yani tılsımatı Kur'an'ı düzelir diyor 258 sözlerde. Ne demek tılsımatı kuranya Artı 10 derece burada ise eksi 10 derece de burada ise ne olur? Tılsım ikisini sıfır yapar. Sır ise artı 10 derece, eksi 10 derece durur. İkisi de aynı hak, hakkını korur. Sıfır olmaz. Onun için 8. sözde kuyuya düşen tılsımı anladı. Öyle mi? Tılsımı anlayınca yukarıdaki aslan ata inkılap Duvarda kapıya inkılap etti. Öyle mi? Birbirine dönüştü. Tılsımdan bahsediyorum size. Tılsımat-ı Kur'an'ı ile deyince okumak ile değil. Sıkıntı mı var kardeşim? Kaldıracaksın o yanlış davranışını. Yapmayacaksın. Bir yerde sıkıntı var. Ya olumsuzluklara da odaklanıyorsun. Olumsuzluklara odanıza takılıp kalıyorsanız yalnız yaşamayacaksın. Yalnızlık Allah'a mahsus demiş Ejder. Yalnız kalırsan odada. Tabii ki takılacaksın düşünce. Abi ama iki kişi olunca ona takılıyorum. Vallahi bu dünya böyle. Yalnız olursa bu, bir kişi, iki kişi olursa onun iyi tarafını göreceksin. Geçimli olacaksın. Bu dünyada tek başına dünya olmadığı gibi tek başına da o da yoktur. Ama varsa da sıkıntılıdır işte. Böyle. Geçilmeyi becereceksin. Kırmadan, dökmeden geçince. Şimdi niçin söyledim biliyor musun? Hem o de, ders öyle müzakere. Mutluluk böyle tombala çeker gibi olmuyor. Tipi tipten de çıkmıyor. Yöntemdir. Bu mutlu olanların hayatına baktığımız zaman nasıl bu işi becermiş? O psikoloji ders yapanlar bırak. Onları biliyorum arkamdan neler sorduklarını. O dev atınıza gelen o profurlar arkanda beni aradıklarını biliyorsunuz. Yani beni aradıkları için ben iyi bir insan ve becermişim değil. Yani şöyle yaparsan bu olur. Bunu yaparsan da bu olur. Ben yapmasam cezamı çekiyorum. Çekiyorum kardeşim. Mesela Allah Resulü demiş mi ki nöbetçiye? Mutfakta akşam e, tabakları şeyleri diyor e, yıkayın ölü bırakmayın diyor. veya besmeleyle üstünü örtün yani bulaşık haline bırakılmaz. Niye diyor? Çünkü Ayşe validemiz demiş oraya cinler gelir diyor o yemek şey, artıklara bulaşıklara musallat olur. Mesela şimdi sen bıraktın değil mi? Ve akşam namazından sonra ki, kişi özelini banyo özelini veya tırnağını vesaire artıklarını akşamdan sonra çöpe atarsan yemeklerin artıkları şey var ya kemikler tavukların akşam atarsan niye gündüz atmıyorsun? Seni rahatsız ederler. Niye? Akşamdan sonra onlar rızıklanmak için yayılıyorlar cinler. Ne yerler? Allah Resulü'nün tabiriyle. Tezek yerler diyor. Tezek, kemik. Siz diyor tezeklerin üzerine ve kemiklerinize işemeyin diyor. Yani bir şey yapmayın. ...şimdi çöpe atacaksın tamam... ...Bismillahirrahmanirrahim de destur de... ...ondan sonra Bismillah de atma... ...Bismillahirrahmanirrahim üç defa de... Uf, ...yap ondan sonra koy... ...çünkü orada kemik de yiyordu o... Ee, ...üzerine döktün ölse bile akrabası intikam... ...yani... ...buna bir bilgi vermek istemiyorum... ...bilgi değil bunlar... ...yani doğru yaşayacağız demek istiyor... ...bilerek yaşayacağız... biz yokuz dünyada... ...ormanda sırf çakal yok... Kurt da var, domuz da var, kuş da var. Tavşan da var, ceylan da var. Geyik de var, he? balık da var. Yani biz bizi ayırmamış. O zaman birbirimize boyut geçmememiz lazım. Sen saygı gösterirsen, sana da onlar da saygı gösterir. Tamam, bir de okuyayım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Asım bin Adi veya Man bin Adi el-Acileni ile Malik. Malik bin Duhşum el-Salimiye mescidi yıkmalar için emir verdi. O adamlar da gel açılış yap dedi. Asım ve Malik yatsı vakti sıralarında mescidi dirarı yıktılar. Çıkmamakta direnen Zeyd bin Cariye'nin yıkıyorlar. Vücudunun bir kısmın yandığı söylenir. Görüyor musun? Allah Resulü yık diyor. O da çıkmıyorum diyor. Yani ama gel gel mescidi aç demişti. Bak Allah ikaz etti de ondan bildi. E bize vahiy gelmeyecek. Vahiy gelmiş. Vahiyinin vazifesini yapan şumurlu ilham olan Risale-i Nur gelmiş. Bak vahiyinin hulasası Kur'an-ı Kerim. Vahiy'i asıl imamı da ne yapar o vahi geneller yani insanların ihtiyacını neyse bu asırdaki vahiy onu ne yapar vahim vazifesini yapan şumullu ilham diyor Risale-i Nur Şumullu ilhamdır. Ha, evet. o, Onun vazifesi. E sana demiş ki böyle yap. Yapma işte. Yapmayacaksın. Tövbe 107. 110. ayetlerde. Tövbe 108'de. Orada asla namaza durma. Yani mescid-i Ziral okuyor. Orada asla namaza durma. Daha ilk günde takva temeli üzerine kurulan mescid ise namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Yani dediğim ya Tövbe suresi 107, 108, 109, 108 108'i okudum. Oradan asla namaza durma. Ya her yer, her yere gidilmez işte. Her yerde ders yapılmaz. Her yere gidilmez. Herkeste dostluk olmaz. Ama kavga etmek anlamına değil. Gitmeyeceksin, gözükmeyeceksin onlar. Seni kullanırlar. Ve Orada şahıs öne çıkıyor. Orada Risale-i Nur'un âlihine icraatlar yapılıyor. 109-Binasını Allah'a saygı ve O'nun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir? Demek öyle yapmamış. O'nun hoşnutluğunu kazanma ihtimali üzerine kuran mı daha iyidir? Yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına, kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. 110. ayet. Mescidi zirar merak ettim yani. Acaba her dershaneye gidilir mi? Her her mescide Allah Resulü gitmemiş. Ben de her dershaneye gidemem. Buradan yola çıkarak bunu bul. Mescidi zirar. Mescidi medrese. Mescidi Ahmet, Mescidi Hasan, Mescidi şey bize Dirari X, Dirari Y, Dirari Z. Almayacaksın onunla beraber. Hakkı bilerek ketmedenleri hangisi cahil başka bir şey? Yalan neydi yalan? Do he? Bildiğin Tersini yap söylemek. Doğruya rağmen, bak hakka rağmen zıttını söylemek. Yalan cehalet değil. Münafıklık da öyledir abiler. Münafık mıyım? Herkes münafık olduğunu bilir. Münafık kendisini bilir. Bakara suresinde Ustad İnna Atteyna anlatıyor. Diyor ki onlara mason kulüplerine gittikleri zaman ben Müslümanlara gidiyorum. Onlara onlardan gözüküyorum. Aa, beni diyor onlardan zannetmeyin ha diyor. Onlara geldikleri zaman ağa babalarına, şeflerine, kulüplerine, Lyons kulüplerine gittikleri zaman biz Müslümanlarla dalga geçmek için gittik. Bu adam bizim yanımızda namaz kılar. Bizim yanımızda Yasin okur. Yasin okur, namaz kılar. Her gün cuma namazı kılar. her şey yapar. Onların kurduğu bina yürekleri paramparça olmadığı yaşadıkları sürece işlerinde bir huzursuzluk kaynağı Olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönel, yönelmektedir. Mesela bazı... Kitap okuyorum. Allah Allah. Feyz alamıyorum. Ya haram yiyoruz. haramla basılmış o kitap. Doğru kitap da yoksa. Ya. İmam-ı Hazretleri diyor ki... Masa bir kitap doğru olsa. E. O kitabı diyor ehli bida bassa... O doğru kitabı o ehli bida bastığı için okuma diyor. Çünkü... Sana sirayet eder onun şeyi diyor. Okuyorum okuyorum. Hakikaten yüksek yani normal fizikçi değil. Yüksek fizikçi. Çöp aklım durur yani. Onu Zübeyir abiye sormuşlar. Has, a, ustadın avukatı var. E, Ahmet Feyzi abi. Onların cevabını söyleyeceğim size. Demişler ki ses kaydı da var. Abi demiş Ankara'da ders yapıyor. Biz okuyoruz okuyoruz anlamıyoruz. Ne iş yapıyorsun demiş. Mühendisim demiş. Demiş ki Haram kardeşim demiş. Ya köylü, köylü ya çoban, çiftçi okuyup anlıyor. Kadın, çocuk anlıyor. Yüksek fizik mühendisini anlamıyor. Öyle. Edebiyat, ya edebidir efendim risale Edebiyat bölümü anlamıyor. Edebiyat öğretmeni var ya, bu ne demek anlamıyorum diyor. Haram yiyor. Ömer kardeş geldi yukarıya. Abi diyor, sana varamadıkları için diyor bu soruyu diyor şey yapayım. Ya Ömer uğraşma uzak dur. Herkes her şeyi biliyor. Ama sana cevap vereyim. Size de söylüyor. Sabah videoları seyreden sabaha sabahleyi mutlu ve huzurlu olabilir mi? Böyle bir dünya var mı? He doktor? Böyle bir dünya var mı ya? Eme eme hakaret değil mi? Ben sabah 12'ye kadar çalışacağım. 12'den sonra yatacağım. Çünkü teheccüdüm var, sabahım var, şeyim var. E, girmiyor, yapmıyor, haram işlemiyor. Neye giriyorsun? Vakıflıkla ne alakası var? Girme kardeşim. Videolara girdikten sonra gir. Eğer kapattıktan sonra mutlu olacaksan Allah aşkına bırakma gir. Devam et. Ama aynı delikte kaç defa ısırılıyorsun? Müslümanlığa ahmaklık yakışmaz diyor. Girdikten sonra çıkıyorsun sıkıntı basıyor. Niye giriyorsun bir daha? he ben de seninle uğraşacağım. Hangi dua var? O dua olsaydı ben de öyle olurdum. Gayretsiz sonuç mu var? Einstein bir sözü var. Diyor ki, aynı sebepleri, aynı sebepleri, aynı malzemeyi kullanıp farklı sonuç beklemek akmaklıktır. Hayatında bir değişiklik yapmıyorsun, mutlu olacaksın. Demek ki mutluluğu ortadan kalacak şey yapıyorsun. Nasıl olacak ya? Böyle bir şey olmaz. Çiçi uzak dur. Sıkıntın var. var. Olacak tabii. Herkes layık olduğu yerdedir. Layık olduğunu yaşıyor. Allah abes iş yapmıyor. 20. mektup. Madem böyle bir ilmi muhiti ezeli var. Kimin nereye layık ve mustakisi ona öyle muamele etti ve ediyor diyor. Edecek diyor. Madem böyle bir ilmi muhiti ezeli var. insanları ve insanların amellerini görür. İnsanları ve insanların amellerini görür. Kime kime layık ve mustakisi ona öyle muamele ettiği ve edecek diyor. Öyle. Bırak, bırak kendisine ya. Bizde de ameli doğru ama ihlası yoksa Mescid-i zirar mesela. Ameli doğru dersen açmış. İhlası yanlış. Ameli doğru dersen açmış. Ameli doğru risale basmış. Neyle bastın sen bunu? Bu risaleyi neyle bastın? Ha? Çaldın çıptın mı? Para neyle alma aram mı? Mesela çaldın risale-i nur aldın. Sonra feyiz Kırsağında miras hakkı var bacına, şeylerine, kardeşine mal vermedin. 70-80 yaşında oldun. Hudutlarla oynuyorsun. Kur'an sana feyiz mi verecek ya? Sen sana şey mi verecek? Ya. Bizde de bak ameli doğru. Dershane Risale okuyor. Kur'an okuyor. Dershane açıyor. Ama ihlası yoksa gibi. Yani yaptığı, söylediği doğru da olsa. Yaptığı ve söylediği doğru. Yaptığı doğru, söylediği de doğru. Ama içi hesaplı. Onun için bizde dinde biz de derken din. Bir şey kendisi ya doğrudur ya yanlıştır değil. Bu edebiyatta vardır der 25. sözde. Söyleyene değil diyor. Söylenilene bak diyor. Bu zalimane bir söz. Neye benziyor? Yahudi'nin bir sözü var ya. Üzümüye bağını sorma ey zalim. Çalmış mı çıkmış mı oysa bir şeyin doğru olabilmesi için dört tane şart lazım. Kim demiş? Kime demiş? Ne makamda söylemiş? Ne için söylemiş? ile hakikat olur. Yoksa surete kalıp durma. Sözler 430. Yalnız söze bakıp durma. Madem kelam kuvvetini Hüsnü'nü bu dört membadan alıyor. Abi üstadın hediye almasın, almamasın bir sebebi de bu değil Evet zenginlerin ve memurların malı bana dokunuyor diyor. İki kişinin dokunuyormuş. Yani Risale-i Nur sıf okumakla anlaşılmıyor ki kardeşim. Ha, yüksek, yüksek lisans yapmış, yüksek fizikçi. Edebiyat öğretmeni ya. Niye anlamıyor? E köylü anlıyor. Kadınlar alıyor ya köylü. Mesela 20. mektubu okudum cenazede geçen. Bizim köyde bir vardı. Orada öteki de odadan öteki tarafa dinliyorlardı. Yaşlı ya alem diye. Oğlum, oğlum uşam. O bir de oku. Allah Allah. Desem ne ne dedi anlatamaz. Ah ne güzel ya diyor. O da de soruyordur. Baba ne, ne anladın? Anlatamaz ama hissetti. Sonuca vardı kardeşim. Anlamak hissetmek içindi okumak anlamak için de anlamak hissetmek için hissetmek duygulanmak duygulan latife latife ruhlanmak için Ruhlanma, rahlanma ferahlanma İnme yakın anne yakın hakka yakın bunun için de sonuca vardı ifade et, et, etmesi ne olacak Bir daha tekrar etmedim anlamış Acayip hidayet hidayet okuyalım şimdi sizinle tamam. Okuyun bakayım Hidayet'in sayesinde Allah kuluna imanı sevdirdi. İman etmek yetmiyor arkadaşlar. Ee, Allah diyor ki ayetinde iman size sevdirildi diyor. Aman ya Rabbi ya ne güzel bir şey ya. Allah o kadar hoş ki ya tatlı bir şey çok şükür elhamdülillah. Allah kuluna imanı sevdirdi diyor. Küfrü, fıskı ve isyanı da çirkin gösterdi. Allah bunlardan elsin ya. Yani günahtan kaç, kaçmanın dışında adam günahtan rahatsız oluyor. <laughs> Doktor var değil mi size bu? Çok şükür ya hepimizde derece derece var tabii ya. Küfran nimeti yok. Elhamdülillah var tabi ya. Küfürden, günahtan, isyandan rahatsız oluyoruz. Ben televizyon gördüğüm zaman mesela havalimanına şey, hemen çekili bir şey kaçıyorum. Hele haberlerden püşt, fık bir çünkü bu acayip yani. Çünkü zehir zemberek. Yani gü, televizyondaki filmler ruhumu, haberler aklımı bozacağını biliyor. Öyle diyor. Haber 38 kastamonu da. Ya aklını dağıtır manevi bir e, dinsiz olur. Ya kalbini dağıtır ya, ya aklını dağıtır manevi bir divan olur ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Ya ruhunu dağıtır manevi olur diyor. Öyle mi? Ruhunu dağıtınca ecnebi olur. Ecnebi oluyor. Bak bir daha. Allah hidayet sayesinde Allah kuluna imanı sevdirdi. Başka ne yaptı? Küfrü, fıskı ve isyanı da çirkin gösterdi. Derse gelmek, kitap okumak ne oluyor biliyor musunuz abiler? Dinden söylüyorum. Derse geliyor veya kitap okuyor değil mi? Kur'an okuyor. Abdest kılıyor, şey alıyor, namaz kılıyor. Ama Müslümanın her ameli ne işe yarıyor biliyor musunuz? Haram hariç. Bunu unutmayın ama bunu kaydedebilirsiniz. Allah ona sevap yazıyor, yetmiyor. Aynı o ağırlıkta günah da siliyor. İki şey yapmış oluyor. Bir sevabı yazıyor. Dindeki ölçü bu. Yani ilmusu'l-dinde kaydı bu. Allah mesela Kur'an okudun 10 kilo sevap mı verdi? 10 kilo değerindeki veya en az günah siliyor. Hadi bakalım. İman, iman size sevdirirdi. Yoksa edemezdik. Kim ne derse desin. Allah'ın insanda yarattığı fıtratın bir sonucu olarak taatleri işleyenler zamanla bu istikamette eylem geliştirmeyi bir hayat tarzı olarak benimser ve zihni melekeleri buna eşlik eder. İman. İman paldır küldür gelmiyormuş. Bir daha okuyayım mı? İman nasıl geliyormuş? Allah'ın insanda yarattığı fıtratın bir sonucu olarak taatleri işleyenler, mesela Hz. Osman Müslüman olmadan önce, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer radiyallahu anh, Müslüman olmadan önceki hayatlarına bakın. Fıtratları bir sonucu olarak olmuş. Olarak taatleri, taatleri işleyen, işleyenler zamanla bu istikamette eylem geliştirmeyi bir hayat tarzı olarak benimser ve zihni melekeleri buna eşlik eder. İbadetten has alır, günah işlemekten elem duyarlar. Nitekim Kur'an'daki kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim. Nerede? 75. sure 2. ayette. Kusur yaptı. Allah bakmet ediyor bunu. Kusur yaptı. Kusur yaptıktan sonra levme diyormuş kendisine. Ya yani lanet olsun şey nefse ya. Allah kahretsin ya. Pişman oluyor ya. Ha Allah bunu çok seviyor işte. Bak Kur'an'da met ediyor. 75'e ikinci ayet. Kusurlarından dolayı kendini kınayan e, nefse de yemin ederim. Allah buna yemin ediyor. Vettini ve zeytüne şemse yemin ettiği gibi. O kınayan var ya nefsini günah işledikten sonra nefse emmare levvame. Levme diyor. ikinci mertebe. Nefs-i levvame. Levme diyor. La net olsun şuna ya. Nereden düştüm ben ne ya? Allah mahvet ya. Ve beşeriyetimin iktizası olan günahlarımdan dolayı İsa'nın, ikramın, lutun ve kerimin olan hizmet imani elimden alma Allah'ım ya. Ya düştüm işte falan dediği zaman Allah bu halete yemin ediyor. 75. Suren ikinci ayet diyor ki kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de kendi nefsini kınayan nefse de yemin ederim. Allah Allah ifadesi bu özellikteki müminin durumunu ifade eder. Günah bataklığına batıp günahkarlığı bir hayat tarzı tarzı haline getiren günahlarından dolayı pişmanlık duymayan kimseler içinde artık taatler sevimsiz, günahlar sevimli hale gelir. Onun için televizyonu sabah seyreder. Sevimli olur günahlar. Halayatsız yıkılmamıştır. Şimdi size de çok mühim bir şey okuyayım. Kendime teselli diye yazmışım. Edebi din ve dünya risalesinden yazdım. Orada yazdığımı zannediyorum. Beni teselli eden bir şeyi sizi de eder herhalde. Hiç okumadım bunu. İlk defa okuyacağım. Okuyorum. Bir zat, ulum ve eski eser ya. Elimden geldiği kadar anlamaya çalışacağım ben de. Ama bak şimdi. Allah bir insanı ne yapar? Dört, dört, dört. Üç tane dört var bak. Ondan sonra dersi keserim. Teselli malum başımdaki sıkıntıdan dolayı bunu yazmıştık. Bak. Eğer bir zat ulum ve fedai diniye ve seniyede mahir ve müştehir olur ise yani bir zat ulumu diniyeye, Allah'ın dinine, sünneti seniyeye Ma mahir, anlamış, müştekir, ondan sonra e, şükreder. E, şükreder. Sonra olur ise veraseti enbiyadan bulunduğuna yani peygamberlerin varisi olduğuna, yani peygamber nedir? İman ettikten sonra bu dini yaymayı asıl vazife, peygamberlerin asıl vazifesi yaymaktır, tebliğdir. ey örtülerine bürünen peygamber kalk ve tebliğ et demiş. Kalk namaz kıl dememiş. Kalk oluştur dememiş. Kur'an oku dememiş. Ha, veraseti enbiyadan bulunduğuna yani bir kişi veretül enbiyadır. O zaman bu kişi iyi dinle ama bunun bedelini ödeyeceksin doktor sen de ben de ödüyoruz. Hani verasetil enbiya ulemayı ulemayı ümmeti kenbiye beni İsrail. Benim ümmetimin uleması Beni İsrail peygamberleri gibidir. Tamam. Şimdi bir insan dine ne kadar hizmet ederse başına neler gelir. Makbul olduğuna da delildir. Allahça makbul olduğuna delil olacak şimdi. Bir daha. İnsan dinde e, ve sünnet-i seniyede mahir, müşteir, yani ondan sonra onun müşteri olur, sever. Sonra dini mubine hizmet edeceği zaman Abdülmelik ona göre dört tane bela gelir, dört tane dünyada nimet gelir, dört tane de ahirette nimet gelecek sana. Ama dört tane dünyada bela gelecek. Onu bil yani. Bir, niye böyle oluyor? Cevabını aramak için buldum bunu. Düşmanlar o zat üzerine hucum ve şemate ederler. Bir daha bir şey söyleyeyim mi size? Mesela hatırıma geldi. Doğalgaz yapan şirketin rakibi kim olabilir? İSKİ su su tesisatı yapanlar olur mu? Olmaz değil mi? Peki bir daha. Otolastikçinin e, rakibi matmacılar olur mu? Olmaz değil mi abiler? Olmaz. O zaman alimlerin sözünü söyleyeceğim. Her meslek e, her meslek erbabına hasetçi kendi mesleğinden, kendi meslektaşlarındandır diyor haset, düşman oradan arayacaksın. Hariçten arama. Çok tuhaf. Benim düşmanımı benim famil, benim hareket ettiğim cemaat için arayacaksın. Öyledir. Onun için şaşırma. Bu böyle. Dedim ya o da sanat, o da sanat. Otolastikçiye, otolastikçiye doğal gaz yapan şirket rakip değil ki. Hiç, haber, varlığında da haberi yok. Benim varlığımdan kim, kim haber olur? Cemaat o içinde olur tarikatçıların tarikatçılardan sıyrılan kişinin düşmanı tarikat içindedir, rasetçiler içindedir. Eee İl ilmi kelamcıların, hafızların, hocaların, belagat ehillerinin, nurcuların, Süleymancıların, tarikatçıların her kişi, her bir grubun içinde sıyrılan kim sıyrılmışsa onun hasetçisi kendi içindedir. Şimdi bir bir nur talebesi gidip de menzildeki kardeşlere aset edebilirim. mi? yok çünkü sahamız saha farklı. Varlığından bile haberimiz yok. Kim pek İstanbul somusu kim biliyor musun? Yok ben de bilmiyorum. Bir Abdül Hazretleri biliyorum. 21 dakika görüştüm için biliyorum. Başka bilmiyorum. Süleyman Cellan başın kim oldu biliyor musun? Yok. Mahmud Efendi'nin Hazretlerinden sonra kim biliyorum? Bir Hasan Efendi diye duydum. Yaşlı adam. vefatından sonra. Bilmiyorum. Niye? Ha, onun her şeyini bilen, her eksini bilecek ki haset edecek. Kim haset edebilir? Kim tenkit eder? Yok böyle abdest aldı, şöyle giydi, böyle yaptı falan yerde. Bir... Onu takip eden, onu bilen. Beni kim tenkit edecek? Beni yakından takip eden. Birisi beni tenkit ediyorsa bilin ki en yakında o takip ediyor. Nerede söylüyor? Barla da. Öyle bakın. Bir, madem sen kandan harç, kemikte etinden de taş, Kaleler yapacaksın ama gelip yıkacaklar. Sen bunu aldırmayacaksın Zübeyir abi demiş ya. Ne demiş ya? Bir, dine hizmet etmeye kalktığınız zaman o dinin birincisi, o dinin düşmanları o zat üzerine hücum şemate ederler. Yaygara çıkarırlar şemate. Şamata çıkarma sınıfta yaparlar. Şamata. Şemate oradan geliyor. İki, yani hücum ederler bir de gürültü çıkarırlar. İki, dostlar kendisini met ve sena ve siyanet ve muavenet etmeleri lazım gelirken dostları onu met etmek, sena etmek, siyanet, korumak, yardım metanet, ona yardım etmek, kuvve kutsiyesini desteklemek lazım gelirken bilakis daima zem ve levme derler. Daima alçalarlar, iftira yaparlar dostlar. 3. Taife-i Cuhela kendisinin ellerini öpmek ve hizmet ve hürmet ve riayet etmek lazım gelirken bilakis dağım ve teşni ederler. Dağıl gösterirler, zarar veriyor. Bu İslam'a zarar veriyor ya mali derler. Dört. Ulema taifesi kendisine uhuvvet ve muhabbet ve medet ve muzaharet etmeleri icap ederken bilakis haset, buz ve adavet ve ihanet ederler. Dört tane. Şimdi ol bir çare ve mazlum zat şerif. Bu şerif. Şerefli insan. Bu zikrolunan mihnet ve meşakatlere sabır ve tahammül eder ise. Allah'ın adımına bak. Allah ne cevap verecek. Cenab-ı Mevla Celle Celalu Celle ve Ala o zat. O zat Allah. Dünyada dört türlü keramet ile ikram ve inan buyurur. Dört türlü düşman, ama Allah da bu sefer Allah cevap verecek. Evvela bir. O zaten ne yapar? Kendisine kanaat hasleti ihsan buyurur. Olduğu, olduğu kanaat sebebiyle Men kana asla nas indinde e, zelil olmayıp daima aziz olur. Bir daha. Allah ne verir? Ona Allah kanaat hasleti ihsan eder kanaat sebebiyle men kana kanaat sebebiyle asla nas insanların nazarında zelil olmayıp daima aziz olur. Aziz olur. Ona kanaat verir, doyum, doyumluluk verir ona. Yani açlık vermez. Doy Elinde olmasa bile doygunluk olur. İki. Anlaşılıyor değil mi? Heh, i̇ki. Saniyen. Kendisine heybet, heybeti nefs ihsan buyurup onun üç aleminde ve insanların dünyasında heybetli bir nefs buyurup her zaman ve mekanda nasıl gözünde aslan gibi mehabetli yani heybetli görünür. maddi böyle heybetli olur. Hem kendisinde özgüven olur bizdeyim tabirle. Kendisi olur. İçsel böyle aleminde hakim olur. Dışarıda da manevi bir sütun gibi olur. Allah yapıyormuş. 3. Kendisini ilmi lezzetiyle mütelezziz eğilip daima ilmi şerif ile meşgul kılar. Allah Allah. Bu çok acayip abiler. Bu da sizde görüyorum ben çok şükür. Diğerde de var ama. Yani e, bu ilmin ilim yapmaktan lezzet alır, bırakmaktan elem duyar. Daima bu şerefli bir ilimle meşgul kılar. Meşgul olabiliyorsan fevkalade. Çok şükür. Dört, Rabian. Kendisine hayat ebediye İhsan buyurur ki vefat eylese dahi vefat etmemiş gibi zikri cemil ile yad olunur. Yani devamlı ondan bahsedilerek bahis bile ölçü olur, nimet olur, rehber olur, malzeme olur, doğruluk malzemesi olur o zat vefattan sonra dahi. Başka ne olur? Devam ediyor. Asar-ı ilmiyesi yani yaymış olduğu yaşayarak veya ortaya koyduğu ilimler ile münteşire ve muftegil biha olur. Yani o yaydıklarını Allah yayar. Yaymak istediğinizi diyor dinde. Mesela şöhret isteyeni Allah yaptığı amel kadar şöhret yapar. Vefatından sonra şöhret istediği için Allah onu gizler, yok eder. Şöhret istemeyeni Allah onu yaşarken dostlarına şöhret kılar. Vefatından sonra bu şöhret mi istemedi yaşarken? Vefatından sonra yaşadığından daha fazla şöhreti yapar. Mesela İmam Gazali. Kaç kişi biliyordu şimdi kaç kişi biliyor? Anladık mı burayı? Şöhreti isteyen zehirli bir baldır diyor ya. Şöhreti isteyenlere Allah şöhretini kısar. Şöhreti istemeyenlere Allah kendi dostlarının içerisinde yayar. Mehabet verir. Ona sevgi beşlettirir. Vefatından sonra yaşarken kazanamadığı olması mümkün olmayan genif inşaata şöhret verir. tak ki dalmasın diye. Ve Hz. Bestami Hazretleri'nin o kırık anda mescidi var. Orada yatıyor. Tabi arkada yatıyor. Orada bir cuma kıldırmaya nasip oldu. Mihraptayım doktor bayram. Böyle mihrapta oturuyorum. Cemaat bana bakıyor. Ben de mezara bakıyorum. Ondan sonra dua ediyoruz böyle. Tesbih ediyoruz. Daldı muzata. Muhiddin Arabi'nin de etkilendiği o kişidir. Vahdet vücudun kırpıntıları ilk onda başlamıştır. Yani derindir yani. Enfusçidir böyle. Muhiddin Arabi ondan etkilenmiş. Beyazeti Bestami Hazretleri böyle. Ona dedim ki böyle, böyle. Ey Beyazeti Bestami Hazretleri, niye bu kadar büyüksünüz dedim ya kaç yüz sene geçmiş hala büyüksün ders alıyoruz senden. Hayatımda malzeme olmuşsun. Ya öyle yaşamışsınız ki sizin hayatınız bana din olmuş ya. Sizin konuşmalarınız bana sebep olmuş. Yani konuşunca sebep oluyor. Öyle yaşamışsınız ki bana din oluyor ya din olmuş. Niye bu kadar büyüksünüz dedim. Dedi ki bana kalbime geleni söylüyor. Sizin nazarınızda büyük olanlar bizim nazarımızda hiç büyük olmadıkları için biz büyük olduk. Bu akılla bilinecek şey mi? Cevap, sizin nazarınızda büyük olan şeyler bizim nazarımızda hiç büyük olmadığı için biz büyük olduk. Ey evlat! Bir de okuyayım dördüncü Rabian. Kendisine hayat ebediye İhsan buyurur ki vefat eylese dahi vefat etmemiş gibi zikri cemil ile yad olunur ve asar ilmiyesi münteşire ve müntefi biha olunur ve kezalik yomul ahirette dahi dört türlü devlet ve saadet inayet ve ihsan buyurur ki bu ya, e, dört tane bitti şimdi ahirette ne yapacak Allah bu vefat edince arkasında bu olacak dört tane okudum yani şehit alır daha çok ilmi yayılır daha çok şey Şimdi ahirette ne yapacak Cenab-ı bunlara? Peygamberin varislerine. Birisi yevmül ahirette ihvanından her kime istese hakkında şefaat eder. Kime istese ölçü yok. İhvanına, kardeşlerine, dava arkadaşlarına kimle yürüyorduysa, kim kimlerle dostluklarla, yani kim istiyorsa o ona şefaat etme hakkı veriliyor. Ve birisi dahi ahiret gününün şiddet, hararet, takat, keduzar, derkar. Ol günde yani haşir meydandaki o dehşetli zamanlarda arşı alanın gölgesinden başka gölgelenecek bir mal olmadığı aşikar olduğu halde kendisini arş gölgesinde gölgelendirilir. Dört, dördü okuyorum. Birisi dahi her kimse her her ha dördüncü her dahi birisi dahi her kimi istese anı peygamberin huzurunda iskar eder. Yani kim isterse peygamberin huzuruna getirir. Peygamber onu sular. Birisi dahi daha ne ikram edilir ona? Cennet-i Ali illiğinde Enbiya ve Mürselin aleyhimusselama komşu olur. Cenab-ı Hak bu manada Resulullah aleyhissalatü vesselama bizzat varis eylesin. Amin. Ya Rabbi Adem aleyhisselamı töbesini kabul ettin, affettin. Onun affına vesile olan hangi esma ve sıfatın iktiza ediyorsa o esma ve sıfatın hürmetine beni ve benim sevenleri bizim sevdiklerimizi evladiyallerimizi kardeşlerimizi, vakıf kardeşlerimizi hizmet eden kardeşlerimiz Müslümanları o esma ve sıfat hürmetine affeyle. Amin. Ya Musa'nın Rabbi. Ey Rabbim. Ey Adem Aleyhisselam Rabbi. Allah'ım Affını bana tahakkuk ettirerek cevap ver Ya Rabbi. Amin. Çünkü hiçbir soruya cevapsız bırakmadım. Ya Rabbi. Adem kusurunu deruhte etti. Yani o peygamberdi ya. Değil mi? Peygamberdi. Yaptı hatayı. Ben peygamber değilim. Yaptım hatayı. O peygamberdi. Kusuru deruhte etti. Ben peygamber değildim. Kusur yaptım. Deruhte ediyorum. Adem aleyhisselam nasıl tecelli ettinse bana öyle de tecelli et. Onun Rabb'i ya Rabb'i. Allah'lığın hürmetine. Rabul Alemin hürmetine affeyle, affeyle bizi. Amin. El Fatih.